Geldik Türkiye'nin ovalarına. Önemli bir konu başlığı. Tarım konusunda temellerini atmış olacağız aynı zamanda. Akarsuları anlatırken aslında çok önemli bir temel attım. Hatırlatacağım size. Ovalar çevresine göre çukurda kalan düz mekan mantığıyla birlikte karşımıza çıkar. Ovalar bizim için çok önemli yaşam alanı ve tarım alanıdır. Aynı zamanda ulaşım faaliyetleri de burada özellikle iç ovalar için çok rahat gelişebiliyor. Bir kıyıda bir de içeride yer alan ovalar var. Sizce hangileri daha fazla gelişmiş olabilir? Kıyıdakiler mi, içeridekiler mi? Kıyıdakiler daha sıcak, sulanıyor değil mi? Güzel. Kıyı ovalarla başlayacağız. Ondan sonra iç ovalar diye devam edeceğiz. Bir yerde kıyıda genellikle ovalar delta ova mantığıyla karşımıza çıkıyor. Ki kıyı ovaları içerisinde deltaları ön plan çıkarmanın temel sebebi de tarımsal faaliyetlerin daha fazla yapıldığı yerler. Yoksa tüm kıyı ovalar delta değil. Bunun altını çizelim. Deltalar diye başlayalım. Nasıl olur sorusunun cevabıyla başlayalım. Sonra neredeler sorusunun cevabıyla devam edelim. Bir yerde deltanın olması için bir akarsu lazım. Bizde yeteri kadar akarsu var mı? Var. Peki akarsuların kendisi bol materyal taşıyor mu? Evet, bulanık akıyor, hatırlıyor musunuz? O materyalin kendisini getirip kıyıda derinliğin az olduğu yerde, güçlü dalga akıntılarının olmadığı alanda akarsu biriktiriyorsa delta olur. Gelgit de olmaması lazım ya da etkisinin çok az olması gerekiyor. Ne demek gelgit? Ayın çekim kuvvetine bağlı olarak okyanuslardaki büyük dalgaların etkisi olmaması lazım. Anadolu'nun kendisi zaten içeride iç denizlere sahip. Gelgitin etkinliği okyanuslara göre çok çok az. O zaman deltaların oluşması için uygun ortam var. Peki bu deltalar Türkiye'de nerede oluyor? Sorusunun cevabını hatırlayalım. Elinizde olan kitaptaki haritalardan yine ilerliyoruz arkadaşlar. Yeşilırmak kendisi neyi ortaya çıkarıyor? Çarşamba. Hatırlıyor musunuz? Akarsular konusunda yorumlamıştık. Yeşilırmak, Kolikelkit ile birlikte Samsun'da Çarşamba Ovası'nın kendisini ortaya çıkarıyor. Hatırlayın, Türkiye sınırları içerisinde doğup Türkiye sınırları içerisinde denize dökülen en uzun akarsu kim? Devrez ve Delice kolları vardı, doğru mu? Kızılırmak kendisi Canik Dağları'nı geçtikten sonra materyalleri denizin içerisine biriktirip neyi ortaya çıkarıyor? Bafra. Karadeniz'in daha fazla gelişen yeri Samsun olmasını sağlayan bunlar dedik. Tabii ki bu ovalar benim için çok değerli. Ve geldim şimdi Doğu ve Batı Karadeniz'e bakıyorum. Doğu ve Batı Karadeniz'de akarsular var mı? Var. Delta görebiliyor muyum? Hayır. Çünkü dağlar kıyının gerisinde yüksek. Yüksek. Kıyı derinliği fazla. Delta olması zor. Falezler var diye anlatacağım. Falez duydunuz mu önce? Dik yamaçlar görsellerle gelecek. Geldik Marmara'da. Sakarya 4 tane farklı bölgeden geçiyordu. Doğru mu? Sakarya'nın kolu Porsuk vardı. Eskişehir'den geçiyordu. Doğru mu? Peki Sakarya'nın kendisi karma rejimliydi, doğru mu? Kirlenme olayı da fazlaydı, doğru mu? Sakarya içeriden topladığı materyallerle denizin içerisine Karasu Ovası'nın kendisini ortaya çıkarıyor. İtilaflı konulardan bir tanesi demiştik, hatırlayın, ama son kaynaklarımıza göre, Sırrı'nın çocuğumuzun kitabına göre diyelim. Çünkü ÖSYM'de soru yazan hocalar genellikle bu kitabı baz alıyorlar. O yüzden altını çizerek söylüyorum. Karasu Ovası'nın kendisi Sakarya'nın tam ağız kısmında karşımıza çıkıyor. Aslında buradaki itilaf şu, yani tam Sakarya'nın denize döküldüğü yerde delta yok diyen hocalarımız da vardı. İtilaflı konu temel mantığı da buradan geliyor. Ama baktığımız zaman şurada çok küçük çaplı da olsa bir biriktirmenin ön planda olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda tam burası için. Peki neden bir Çukurova kadar, Bafra Çarşamba kadar büyük bir materyal birikmiyor burada? Neden küçük bir delta var? Bir mantı olması gerekiyor değil mi? Yani Sakarya bol bol materyal taşıyor. Peki materyal denizin içerisinde çok geniş alanda niye birikmemiş sorusunun elbette bir cevabı var. O cevabı da şöyle verebiliriz aslında. Karadeniz ve Akdeniz arasında akıntı var. Hangi deniz daha sıcak, Karadeniz mi Akdeniz mi? Hangi deniz daha tuzlu, Karadeniz mi Akdeniz mi? Daha sıcak olan deniz, daha tuzlu olan deniz daha yoğun olur. Karadeniz ve Akdeniz karşılaşırsa tuzluğu ve yoğunluğu fazla olan deniz Akdeniz alt akıntı. Tuzluğu ve yoğunluğu daha az olan Karadeniz'e üst akıntı yapar. Yani boğazlarda bir akıntı var. Alt akıntı, üst akıntı. Neymiş akıntı farkını ortaya çıkaran? Sıcaklık, tuzluk, yoğunluk. Alt akıntı, üst akıntı. Yani Karadeniz'den Akdeniz'e doğru bir üst akıntı geliyor mu? Geliyor. O akıntı işte buradaki materyallerin çok büyük bir delta olmasını engelliyor. Yani şöyle bir biriktirme göremiyoruz bakın. Görüyor musunuz çarşambayı? Buradan itibaren komple çok geniş bir biriktirme var. Burada bu kadar büyük biriktirme olmasını engelleyen o akıntıdır genellemesi belki yapılabilir. Bu da önemli olabilir.
Marmara bölgesinin diğer önemli deltası hangisi diye sorar iseniz Meriç derim ben. Meriç hangi tarım ürünü var acaba? Pirinç. Türkiye'de pirinç en fazla nerede? Meriç. Geldik Ege bölgesine. 5 numara kim var? Bakırçay. Bakırçay ovası. Bunların diğer isimleri var. Testlerde karşınıza çıkarsa ben bunu neden bilmiyorum demeyin. Altını çizin. Ya da yanına yazın. Bakırçay'ın diğer adı Dikili Ovası. Neymiş? Dikili. Bakırçay'ın diğer adı Dikili Ovası mantığıyla birlikte karşımıza çıkar. Dikili. Altı numarada Gediz görüyorum. İçeriden geliyor. Materyalleri kıyıya doğru biriktiriyor. Ve Gediz Ovası'nın kendisi ortaya çıkıyor. Gediz. Gediz'in diğer adı nedir diye sorarlarsa Menemen. Menemen. Melemen yemeğiyle karıştırmıyorsunuz. Melemen deyince aklınıza neresi geliyor? Samsun'da. Çakallı. Çok güzel. Melemen'in ünlü değil mi? Çakallı'da. Gitmeyen arkadaşlar mutlaka gitsinler. Yediniz mi bu arada Çakallı Menemen'i? Yememişler bu arada. Yiyenler de var. Bakın Samsun Çakal diye bir yer var. Menemen çok ünlü. Gerçekten çok efsane. Samsun'a doğru giderken işte bu nereden diyelim Amasya hattından içeri doğru girerken diyelim Samsun'a doğru sağda solda bir sürü tüken göreceksiniz menemenci. Hangisine durup yiyeceksiniz sorusunun tek cevabı var. Bakacaksınız en fazla kamyoncu nerede duruyorsa orada. Çünkü kamyoncu kardeşlerimiz devamlı yolda oldukları için onlar en kaliteli yemeğin nerede olduğunu bilirler. Bir de niye kamyoncuların olduğu yer diyoruz menemeni? Çünkü menemen, menemen. Yani erkek erkeğe yene yemek. İngilizce esprileri başladık. Türkçe esprilerden sonra efsane bir ders devam ediyor. Muhteşem şakalarla birlikte Menemen'den 7 numara Küçük Menderes'e geldik. Küçük Menderes Ovası. Küçük Menderes'in diğer adı nedir diye sorarlarsa Selçuk. Selçuk. Küçük Menderes'in diğer adı Selçuk. Ve 8 numarada Büyük Menderes var mı? Var. İçeriden geliyor mu? Evet. Materyalleri denizin içerisine biriktiriyor mu? Evet. Büyük Menderes'in diğer adı Balat. Neymiş? Balat ovası olarak karşımıza çıkar. Bakırçay'ın diğer adını söyleyin bana. Dikili. Gediz'in diğer adı. Menemen. Küçük Menderes. Selçuk. Büyük Menderes. Balat. Ovalarının katkılarıyla Türkiye'de delta en fazla nerede? Ege'de. Hatırlıyor musunuz bu arada Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe? Hatırladık mı? Kaz dağlarını dışarı alalım. Kaz'dan sonra Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe geliyor ya. Şimdi bizim Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe, Horst. Onların arasında bu grabenler giriyor işte. Aslında graben dedim. O grabenlerden geçen akarsular denize doğru delta yapıyorlar yani. Öyle sorularımız var. Gördünüz mü hiç? Mesela Horst ve graben şekillerinde mesela neyi verirler? Kazdan sonra Madra ile başlar. Madra'dan sonra Yunt verilir. Arada hangi delta var diye soruluyor. Bakırçay. Kazdan sonra Madra, Yunt. Bakın sırayla yazıyorsunuz. Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe'yi yazın zaten. Ondan sonra bu akarsuar araya giriyor zaten. Bakırçay burada, Gediz burada, Küçük ve Büyük Menderes diye olayı değerlendirebilirsiniz. Böyle bazen test soruları geliyor. Detay sorular ama önemli sorular olabiliyor. Anlaştık mı? O tektonik ovalardan geçip denize doğru delta yapan ovalar bunlar. İçerideki tektonik ovaları da birazdan değerlendireceğiz zaten. Problem var mı arkadaşlar? Antalya'ya geldim. Antalya'da delta arıyorum. Çünkü burada akarsu var. Kim var? Manavgat, köprü aksu var. Doğru mu? Delta var mı? Yok. Neden delta yok? Çünkü litolojik özellik. Karstik arazi. Litoloji taş demek. Taşın özelliği. Karstik arazik mantığıyla birlikte o zaman orada suda eriyor, kayboluyor mantığıyla birlikte. Denizin içerisinde kayboluyor mantığıyla birlikte delta olamıyor burada. Anlaştık mı? Kıyı derinliğinde fazla olmasının etkisi var tabii ki. Ama ilk önce taşın özelliği, bu bir sınav sorusu olarak geldiğini söyleyeyim. Geldik nereye? Adana çevresine. Hatırlıyor muyuz? Batı Toroslar, Orta Toroslar, Doğu Toroslar vardı. Batı Toroslar kıyının gerisinde yüksek, falezler çok. Orta Toroslar daha geride uzanıyor. Daha geride uzanırsa düz arazi var. Düz arazi varsa çok önemli tarım alanları olur dedim. Onlar bunlar işte. Göksu'nun kendisi geliyor. İçeriden materyalleri denizin içerisine biriktirip Silifke ovasının kendisini ortaya çıkarıyor. Hatırladık mı? Silifke'nin ovası bir de yoğurdu var. Duydunuz mu? Silifke'nin yoğurdu şarkısı da var. Biliyor musun? O yoğurt gerçekten çok kaliteli bir yoğurt. Böyle çingil biliyor musun? Çingil. Duydunuz mu? Bakraç. Bunu duydunuz mu? Hani böyle yukarıdan tutuyorsunuz falan. Çingile çalınır yoğurt. Ters çevrilir aşağı düşmez mesela. O kadar kaliteli bir yoğurt. Duymadınız mı hiç?
Duydunuz değil mi? Çok güzel. Göksu'nun suyu Konya taşınıyor mu? Nasıl? Mavi Tünel'de unutmayalım. KOP. KOP kapsamında. Mavi Tünel'in kendisinde tekrar hatırlatayım. Peki Türkiye'nin en büyük deltası desem ne dersiniz? Çukurova'yı ortaya çıkaran iki akarsu hangisi desem ne dersiniz? Seyhan ve Ceyhan'ın katkılarıyla Türkiye'nin en büyük deltası Çukurova var. Bana söyleyin Türkiye'nin en büyük deltasının adı neymiş? Çukurova. Yine söylemeye devam edin. Yeşilırmak hangi deltayı yapmış? Kızılırmak. Sakarya Karasu'yu yapmış, doğru mu? Meriç Ovası'nda hangi tarım ürünü var? Pirinç. Türkiye'den fazla delta nerede? Ege'de. En büyük delta hangisi? Hemen yanında kim var? Bakın, delta dediğim şeyi öyle küçümsemeyin. Seyhan ve Ceyhan içeriden topladığı materyallerle birlikte görüyor musunuz? Bakın, tam doğudan görüntüsü. Buradan Toros Dağları'ndan gelen materyaller şuralardan akarsular tarafından buraya taşınıyor. Ve eğim azalınca Seyhan ve Ceyhan'ın kendisi materyalleri buraya biriktirmeye başlıyor. Görüyor musun? Bakın, buradan itibaren biriktirme, delta böyle kocaman bir şey. Böyle halı sermişsiniz gibi aslında denizin üstüne doğru. Böyle bir biriktirme oluyor. Bu biriktirmenin burada olabilmesini sağlayan ne? Kıyı derinliği az. Güçlü dalga akıntı yok. Bunu içine almıyor mesela. O zaman ne oluyor? Delta olabiliyor mantığı vardır. Anlaştık mı? Ama ben diyorum ki aslında bu tehlikeli bir olay. Yani nasıl tehlikeli bir olay? Şöyle bir tehlikeli olay. Mesela duydunuz mu Efes ya da Milet'i? Efes, Milet, İonya kültürünün önemli şehir devletleri. Bunlar denizcilikle uğraşan milletler, doğru mu? Efes Milet'in denize kıyısı varmış. Şimdi gidin Efes Milet'e, denize bağlantısı yok. Denizden ortalama 15 kilometre içeride iki tane antik kentten bahsediyorum. Sebebi ne biliyor musunuz? Küçük Menderes, Efes'in, Büyük Menderes'te Milet'in önüne 15 kilometre toprak biriktirmiş. Yani deltalar aslında bu özellikleri de ortaya çıkarıyor. Bu bir sınav sorusu bu arada. Küçük Menderes aşağıdaki antik kentlerin hangisinin liman kenti olma özelliğini ortadan kaldırmıştır diye sordular. Efes. Çok farklı bir soru kalıbı değil mi? Efes'in liman kenti olma özelliği akarsun yaptığı biriktirmeyle ortadan kalkıyor. Öyle düşün. Bunu sormuşlar. Neyi sormadılar? Bunu sormadılar. Büyük Menderes'te Milet'in liman kenti olma özelliğini ortadan kaldırmıştır. Küçük Menderes Efes'in, Büyük Menderes'te Milet'in liman kenti olma özelliğini ortadan kaldırıyor. Şöyle yorumlayabilir miyiz? Bu Anadolu'nun genç olduğunu göstergesi diyebilir miyim buna? Neden? Çünkü Anadolu genç olması, yüksek olması, akarsu bol materyal taşımasa biriktiremezler, doğru mu? O zaman genç olduğunu göstergesi diye de genelleme yapılabilir. Var problem? Anlaştık mı? Hatta bir şey daha söyleyeyim mi size? Gediz. Gediz. İzmir Körfezi'ne doğru dökülüyormuş. İzmir Körfezi topraklarla dolmasın diye, materyallerle dolmasın diye, liman özelliği ortadan kalkmasın diye Gediz'in yatağı 50 kilometre kuzeye kaydırılmış. Osmanlı döneminde yapılan faaliyetlerden bir tanesi. Yatağı değiştirilmiş. Çünkü materyallerle burası dolmasın mantığıyla birlikte. Yatağı değiştirilen akarsu olma özelliğine sahip. Yani delta'nın ne kadar büyük bir şey olduğunu algılayın diye söylüyorum aslında. Anadolu'nun genç olduğunun göstergesinin mantığında böyle görmüş olalım. Var mı problemimiz? Ama bence bana şu soruyu sormalısınız. Hocam diyorsunuz ki delta şöyle olur. Akarsu lazım. Var. Yüksek dağlardan gelen akarsular bol materyal taşıyor diyorsunuz. Denizin içerisine biriktiriyor. Delta oluyor diyorsunuz. Akarsu Türkiye'de her yerde var. Bu materyali ille de denizin içerisine biriktiremezse ne olur? Ya denize kadar getiremedi mesela. Acaba ne olur? İç püskürük. Derinlik volkanizması. Hatırladık mı? Batolit. Hatırladık mı? Neresi orası? Uludağ. Uludağ'ın eteğinden gelen akarsular. Materyalleri gördüğünüz gibi arkadaşlar getirmiş. Biriktirmiş. Ne olmuş sorusunun cevabı dağ eteği ovası olmuş. Dağ eteği ovası, görüyor musunuz? Materyallerle biriken alan. Yani ihtimal bir, akarsu materyali aldı, getirdi, hemen dağın eteğine biriktirdi. Dağ eteği ovası olur. Bursa, Türkiye'nin en önemli dağ eteği ovasıdır. Hocam buna başka örnek yok mu Türkiye'de? Aslında var, en önemli örnek Bursa olduğu için söyledim.
Mesela Amanos Dağları desem aklınıza kıvrım mı kırık mı? Kıvrım mı kırık mı? Kırık dağlar gelmesi gerekiyor değil mi? Şimdi Amanos Dağları'nın kendisi bizim için kırık dağlar dedik. Önemli, değerli dedik. Şimdi şuraya doğru bir yaklaşalım bakın. Amanos Dağları. Çok detay. Bunu sınav sorusu olacağını düşünmüyorum ama yine görmenizi istiyorum. Hatta biriktirmeyi bence gösteren vadiler bile hala duruyor. Amanos Dağları eteğinden gelen akarsular, bakın vadileri de yapmışlar, görüyor musun? Biriktirmeyi yapmışlar buraya. Bakın bu gördükleriniz komple aslında dağ eteği olasına örnek. Hatay tarafında işte Erzin, Dört Yol, bunlar hepsi dağ eteği olasına örnek olarak. Zaten mantıda görüyorsunuz. Materyal gelmiş, dağın yamacına birikmiş. Hatay çevresindeyiz. Dört Yol, Erzin çevresi. Evet, ama Bursa bence sizin için önemli bir örnek olur. Daha popüler bir soru kalıbı olabilir. Çünkü bir kent merkezi varken bu ilçelere kadar gidip sorulacağını düşünmüyorum ben ama mantığı görün. Peki ihtimal 1. Materyal dağın yamacına birikti, ne oldu? Dağ eteği oldu. Peki materyal dağların arasına birikebilir mi, dağların arasına? Evet, dağ içi ovaları olur mesela. Detay. Şu önemli. Materyal geldi, dağın yamacına birikemedi. Dağın içerisine birikemedi. Geldi. Kıyının gerisine birikti. Kıyının gerisine birikirse ne olur sorusunun cevabı da kıyı düzlüğü ovası olur. Kıyı düzlüğü ovası. Antalya'da delta olamaz dedim. Sebebi litolojik yapı dedim. Karstik arazi suda eriyor dedim. Ne yapacak bu materyal o zaman? Gelip kıyının gerisine birikecek. Ne olacak? Kıyı düzlüğü ovası. Antalya. Hatta bir şey söyleyeyim size. Antalya'dan başlayın. Buradan Hatay'a doğru devam edin. Mersin'e geçin, Hatay'a doğru devam edin. Delta olarak görmediğiniz her düzlük kıyı düzlüğü ovası olur. Çok detay ama. Antalya'yı unutmayın sadece. Tekrarlayacağım. Materyal yüksek dağlardan kaynağını alan akarsuyla geldi. Dağın yamacına birikti, dağ eteği ovası. Bursa. Materyal geldi, dağın içerisine birikti. Detay, geldi kıyının gerisine birikti. Kıyı düzlüğü ovası. Antalya, şehir merkezleri olduğu için özellikle bunları örneklendiriyor. Yoksa kıyıdaki birçok mekan, işte Manavgat diye devam eder. Materyal denizin içerisine birikirse ne olur? Delta. Tüm ihtimallerden bahsettik. Anlaştık mı? Sonuçta insanlar için yaşam alanı, tarım alanı mantığı da böyle karşımıza çıkıyor. Ama ovalarla ilgili soru çözmek mi istiyorsunuz? Deltaları unutmayacaksınız arkadaşlar. Kıyıda sıcak sulanıyor. Türkiye'nin en önemli tarım alanları mantığıyla birlikte karşımıza çıkar. Size bir soru. Deltaların kendisi fiziki haritalarda yeşil tonla gösteriliyor. Ne aynı ki Türkiye'nin deltaları ortak olarak yeşil tonla gösteriliyor? İklim mi, yükselti mi? Sınav sorusu. Yükselti. Böyle bağlantılı sorulara da hazır olun. Anlaştık mı? Deltaları son kez anımsayalım mı? Yeşil Irmak'ın kendisi hangi deltayı ortaya çıkarmış söyleyin bana. Çarşamba, Kızılırmak, Bafra, Sakarya, Karasu, Meriç Ovası'nda hangi tarım ürünü var? Türkiye'de Bakır Çağı, Giriz, Küçük ve Büyükmenleri, Sakarsu'nun katkılarıyla delta en fazla nerede? Ege'de en büyük delta. Hemen yanında kim var? Deltalar kıyıda sıcak sulanıyor. Türkiye'nin en önemli tarım alanları diyebilir miyim? Derim. Ovalar için en önemli cümle bu. Anlaştık mı? Bunları unutmayın. 10 tane deltayı içerideki ovalardan ayırt edin. Soruları çözün. Çünkü içerideki ovalarla hep kıyaslamanızı isteyecekler. Aslında temel fark buradan geliyor. İçeri girelim mi? İçeride nasıl ovalar var? Bunları birbirinden ayırt edin. Bir kere içerideki ovalar genelde tektonik olur. Neden tektonik olur sorusunun cevabı. Anadolu yaşlı mı, genç mi? Genç. O zaman Türkiye'de bol bol tektonik ovanın kendisi var. Doğru mu? Peki karstik ova var desem nereye gidelim karstik ova için? Antalya'ya gideriz. Volkanik ovalar aktif volkanda olmadığı için sayısı fazla mıdır, az mı? Az. Hangi bölgelere baksak iyi olur? Karadeniz, Akdeniz mi, Doğu İç Anadolu mu? Süper. Şimdi ben tektonik ovaları gösteriyorum. Sayısı çok fazla. Şimdi gidiyorum karstik ovalara Antalya şehrisinde. Bir de volkanik ovalar varmış, onların da sayısı azmış. O zaman şöyle yapalım mı? Volkanik ovaları netleştirelim. Sonra gidelim karstikleri netleştirelim. Ondan sonra içerideki her düzlük tektonik deyip olayı bağlayalım. Anlaştık mı? Nereden başlıyoruz?
Volkaniklerden. Türkiye'de volkan dağlar Doğu ve İç Anadolu'da karşımıza çıkıyor. Volkan dağlar etrafında volkan örtüsüyle, volkanlardan çıkan malzeme örtüsüyle kaplı ovalarımızın kendisi var. Güncel bir harita arkadaşlar. Ellerinde eski kitaplardan takip eden arkadaşlar lütfen güncelleme yapsınlar. Kayseri ve Kayseri'nin Develi Ovası, Volkanik Ova diye değerlendirme yapıyorduk. Erciyes'in hemen eteğinde. Bunlara eklemeler yapacağız. Lütfen size not alın arkadaşlar. Erzurum. Erzurum hattı tektonik olma özelliğine sahip ama volkanik ova olma özelliği gösteriyor. Ardahan. Zaten lav platoların bulunduğu yerler buralar. Aynı zamanda bu özelliklere de sahipler. Çaldıran Ovası ve Muradiye içinde Van'dayız. Çaldıran. 5 numarada Muradiye, 6 numarada Çaldıran. Van hattındayız. Volkanik arazinin geniş yer kapladığı alanlar olduğu için detay ama belki karşınıza çıkar. Biraz fazla detay veriyoruz. Evet ama bunları da duyun. Kulak dolgunluğu olsun mantığıyla bahsettiğimiz bilgiler aslında bunlar. Volkanik ovalar için hangi iki bölgedeyiz? Doğu ve İç Anadolu'dayız dedik. Kayseri ve Kayseri'nin Develi Ovası. Erzurum Ardahan hattında lav platoları da var. Bence bağlayabilirsiniz olayı. Ve Çaldıran ve Muradiye Van çevresindeki volkanik ovaları gördük. Problem var mı? Karsik ovalara gidiyoruz. Karsik ovalar için neredeyiz? Adana mı, Antalya mı? Antalya. Bir numarada Korkuteli. Altını çizin. Korkuteli. İki numarada Kestel. İki numarada kim varmış? Kestel. Üç numarada Elmalı. Elmalı. Dört numara Acıpayam. Acıpayam. Beş numarada Muğla. Ve bir kent merkezi, önemli bir kent merkezi. Bir karstik ova mantığıyla çıkabilir karşımıza. Altını çizin. Altı numara Tefeni. Tefeni. Yedi numara Tavas. Denizli hattındayız. Zaten burası Denizli, Muğla, işte Burdur. Birbirine çok yakın mekanlar. 8 numarada Burdur. Burdur. 9 Isparta. Gülün başkenti. Halı kilim dokumacının başkenti. Isparta. 10 numarada Gembos. Konya bağlı bu da Gembos. Yine yakın hatta. Karsikova mantığıyla çıkıyor karşımıza. Karsikovaların kendisini bir kez daha telaffuz edeceğim. Adana mı, Antalya mı? Antalya hattındaydık. 1 numarada Korkuteli, 2 numarada Kestel, 3 Elmalı, 4 Acıpayam, 5 Muğla, 6 Tefeni, 7 Tavas, 8 Burdur, 9 Isparta ve 10 Gembos dedik. Isparta, Burdur, Muğla, altını çizerim. Isparta, Burdur, Muğla. Kent merkezi çünkü. Yani ovalarla ilgili bir soru gelecekse bence kent merkezlerinin bir tık daha ön planda sorulma ihtimali var. Karsikova. Isparta, Burdur, Muğla. Dikkat edin. Antalya şehrisindeyiz. Antalya bölümü olduğu için Antalya şehrisi diye telaffuz ediyorum. Yoksa burada Antalya şehir merkezi, Isparta, Burdur ve Denizli var. Zaten hepsinin kesişim noktası gördüğünüz gibi. Karsik arazide burada olduğu için bence çok rahat yorumlanabilir. Var mı problem? Volkanik ovalar için Doğu ve İç Anadolu'daydık. Volkanik arazinin geniş yer kapladığı alana yakın olan yerlere gittik. Erciyes'e yakın ya da Erzurum Kars hattına gittik. Sonra geldik Karsik ovalar için Antalya ve çevresine gittik, Isparta, Burdur, Denizli hattına. Bunları kodladıysanız geriye kalan her düzlük tektoniktir. Duyduk mu Kuzey Anadolu fay hattı? Duyduk mu Doğu Anadolu fay hattı? Duyduk mu Batı Anadolu fay hattı? Üzerinde yer alan ovalar. Ki soruların zaten böyle geleceğini söylüyorduk. 2021 KPSS'de de bu hattan geldi. Yani aslında yapmanız gereken neydi? Hangi ovanın nerede olduğunu harita üzerine bilmek. Dedi ki aşağıdaki ovaların hangisi Kuzey Anadolu fay hattı üstünde değil. Elazığ. Doğu Anadolu fay hattı üstünde. Burada. Güney Anadolu fay hattı diyebiliyoruz. Tek tek yorumlayalım. Bağlantı kuralım arkadaşlar. Bir numara Sapanca. Aynı zamanda onlar içeride insanların yaşam alanları, tarım alanları, ulaşım alanları. Sizlerin de atanacağı merkezler. Yani bir yere atınacaksanız Anadolu'da böyle bir ovada ki şehir merkezine, ilçe merkezine atanacaksınız. Doğru mu? Ya da köy. Fark etmez. Bunlar sizin de inşallah kısa zaman içerisinde gidip görev yapacağınız yerler olacak. Sapanca'dan 2 numara Adapazarı'na geldim. 3 Düzce, detay yok. 4 Bolu. Kurşunlu Çerkeş nereye bağlı diye sorsam. Çankırı hattında olduğunu unutmayalım. Kurşunlu Çerkeş. Tosya için neredeyiz? Tosya. Kastamonu Tosya. Neyi meşhur? Pirinci meşhur. Tosya pirinci var, duydunuz mu?
Tosya, pirinç. Sonra 7 numara Merzifon Sulova Taşova. Neredeyiz Merzifon Sulova Taşova için? Amasya'dayız. Amasya. Çok güzel. 8 numara Ladik. Samsunlular Ladik diyorlar özellikle, değil mi? Evet, güzel şirin bir yer ama Ladik. Biliyor musunuz orayı, Ladik? Bilmiyorsunuz peki. Ermaniksar için neredeyiz? Tokat. Ermaniksar. Niksar su var. Oradan anımsarsınız belki. Su şehri ovası. Sivas'ta çok güzel. Erzincan. Yine bu hatta. Aslında Kuzey Anadolu fay hattı bu Karlova'nın kuzeyine kadar uzanıyor. Oradan da böyle aşağı doğru iniyor. Aslında bundan sonra bahsedeceğim Erzurum, Pasiler. Bunlar Kuzey Anadolu fay hattı üstünde değil. Onun altını çizeyim. Erzurum biraz önce volkanizma, hatta biraz önce de baktığımız zaman plato mantığında da bahsettik. Ama tektonik olma özelliği de var, bilginiz olsun. Çünkü hep depremlerle birlikte yerine oturan araziler bunlar. Pasinler Ovası'nın kendisini Erzurum'a bağlı. İshak Paşa Sarayı'nı duydunuz mu? Nerede İshak Paşa? Ağrı Doğu Beyazıt'ta. Peki mikroklima desem, çevresine göre Çukur'da yaz kuraklığı, pamuk var desem neredeyiz? Iğdır. Yağış fazla mı az mı? Az. Oldu iller bakımından hep Iğdır'ı sorarlar il bazında. Böyle tam merkez olduğu için Iğdır'ın da böyle bir soruyla karşımıza çıkma ihtimali var. Geldik Kuzey Anadolu fay hattı. İşte Karlova'nın kuzeyinden Erzincan hattından güneye doğru uzanıyor dedik. Bunu da Doğu Anadolu fay hattına başlayalım. Aslında Hatay hattından başlıyor. Güney Anadolu fay hattı da diyoruz ama benzer isimlerle karşımıza çıkıyor. Doğu Anadolu fay hattı diyelim. Amik Ovası ile başladık. Bana söyleyin. Kaz, Madra, Yun, Boz, Aydın, Menteşe, Amanos. Kıvrım mı, kırık mı? Kırık. Hors mu, graben mi bunlar? Daha saydığım şeyler dağ olduğu için hors. Graben ne? Ova. O ne? Tektonik ova. Amanos dağlarının grabeni Amik Ovası. Amik Ovası'nın da böyle önemli bir özelliği var. Nerede? Hata içerisinde diye genelleme yapalım. Ben bilmem, görmeden inanmam diyenler için Amik Ovası'ndayız. Hatay'dayız. Amanos Dağları biliyorsunuz kırık dağ özelliği gösteriyor. Ege bölgesindeki Madra, Yun, Boz, Aydın, Menteşe dağları gibi. Kırık dağların hemen yanında onun grabeni oluyor. Yani çöken kısmı. Yani Amanos Dağı'nın grabeni tam arkamızda gördüğünüz arazi, yani Amik Ovası. Amik Ovası ve Amanos Dağları bizim için kırık dağ ve graben olma özelliğiyle ön plana çıkan arazilerdir diyoruz. Arkamızdaki manzara bu iki önemli yeri bize net bir şekilde gösteriyor. Hatay kent merkezinin kendisi arkadaşlar burası. Amanos Dağları tam karşıda. Amik Ovası da burası. Asi Nehri'ni hatırlıyor musun? Yurt dışından geliyor dedim. Suriyeli sınır oluşturuyor. Bakın buradan geliyor. İlerliyor. Şimdi Hatay'a gittiğiniz zaman derler ki Asi ters akıyor derler. Yani ters akıyor mantığı nedir? Normalde bir akarsuyun şu dağdan gelip bu tarafa doğru gitmesini beklersiniz değil mi? Ama tam bu şekilde ilerliyor. Tabii ki o Suriye tarafındaki eğime bağlı olarak da ön plana çıkar. Ters akmasının mantığında böyle değerlendirebilirsiniz. Amik Ovası da Hatay kent merkeziyle birlikte böyle karşımıza çıkmış oluyor. Bir graben mantığını unutmayın arkadaşlar. Hatay kent merkezi. Gördünüz mü daha önce hiç? Gördünüz. Güzel yerlerden bir tanesi, selamlar diyelim. Oraya da geldi Kahramanmaraş'a. Maraş'ın neyi meşhur? Dondurma. Bir de Linyit'in başkenti diyebilir miyim Avşin Elbistan'la? İşime yarar. Komagene Krallığı nerede? Adıyaman. Komagene. Peki Kayseri'nin başkenti? Mikroklima mıydı? Yaz kuraklığı var mıydı? Pamuk da olabiliyor muydu? Çiftçi ekmiyor, ayrı hikaye. Elazığ'ın kendisi Türkiye'de maden çeşidinin en fazla olduğu yer. Maden çeşidinin en fazla olduğu yer diye anlatacağım. Duydunuz mu? Maden çeşidi Elazığ'da. Tekrar söyleyeyim, 2021 sınav sorusu da arkadaşlar. Kuzey Anadolu fay hattında yer almayan mantığıyla sordular. Elazığ bakın. Gördüğünüz gibi daha güneyde. Hatta doğuda, Doğu Anadolu fay hattında. Karlova, Göynükova nereye bağlı? Bingöl. Duydunuz mu? Bingöl, Karlova, Göynükova'nın hikayesi buna bağlı. Bir de Muş ve Muş'un Varto Ovası var. Vartolu saadetinden anımsayabilirsiniz. Karlova ve Göynükova'nın hikayesi buna bağlı diyoruz. Bir sınıf öğretmeni arkadaş Ocak-Şubat döneminde atanıyor Karlova'ya. Tabii gidemiyor, yollar kapalı. Tabii yıllardır da beklediği için atamayı, bir an önce görev yerine gitmek istiyor ve jandarmaya haber veriyor. Jandarma yollar kapalı olduğu için helikopterle bırakıyor. Yani gerçekten atama eğiliminin gerçek anlamda gerçekleştiği bir olay. Helikopterle atıyorlar okula, karlar eriyince tekrar geri geliyor gibi bir olay var. Ama düşünsenize, şimdi sınıfta okulda arkadaşlar var, yeni bir öğretmen gelecek. Çok havalı bir giriş değil mi?
Helikopter geliyor çocuğu. Ve helikopterden birisi iniyor. Yeni öğretmen geldi, helikopterle iniyor. Ve içeri giriş yapıyor. Ben yeni sınıf öğretmeni. Hoş geldin diyorlar. Şimdi içerideki sobayı yakabilirsin. Tam oraya kadar çok güzel bir giriş ama ondan sonra hayatın gerçekleri başlamış oluyor. Gerçi artık okullarda sobalar da çok fazla kalmadı. Kalanlar da var. Ama hala zor koşullarda çalışan birçok öğretmenimiz var. Doğuda memur arkadaşlar var yine aynı şekilde. Orada yaşayan arkadaşlar var. O da ayrı konulardan bir tanesi. Sınava çalışıyorlar çok zor koşullarda. Onlara da selam olsun arkadaşlar. 7 numarada Muş ve Muş'un var tovası dedik. Doğu Anadolu fay hattını bağladık. Geldik Batı Anadolu fay hattına. Batı Anadolu fay hattı burada. Bana söyleyin. Kaz. Madra. Yunt. Boz. Aydın. Menteşe. Hors. Bunlar da Graben. Hatırlıyor musunuz? Bakırçay. Gediz. Küçük ve Büyük Menderes. Deltalarından içeri doğru karşımıza çıkan grabenler bunlar. Mesela Bakırçay'dan içeriye doğru girdikçe ne var sorusunun cevabı. Soma, Bergama, 40 ağaç var. Yuvarlak çevresini alın. Tarım konusu için hazırlığa başlayalım. Soma, Bergama, 40 ağaç çevresi nasıl karşımıza çıkar diye sorarlarsa ne diyelim? Üzüm diye başlayalım. Hadi üzüm. Manisa ile birlikte anımsayacağız arkadaşlar üzüm. Alt içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Manisa, Turgut'ta, Aksar, Salih, Alaşehir yine üzümün yanına zeytin ekleyin. Hatta bunları böyle geniş bir çerçeve içerisine alın. O yuvarlığa genişletin arkadaşlar. Hem üzüm hem zeytini 1 ve 2 numaraya yazın. Manisa. Üzüm ve zeytin için önemli mekan. 3 numarada Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes'ten içeri doğru girdikçe Torbalı Tire Ödemiş'i görüyorum. Torbalı Tire Ödemiş. Ödemiş. Türkiye'de borcu olmayan tek ilçe. Ödemiş. Ödemiş için civa var, civa. Civa. Ödemiş'te civa var. Muhteşem esprilerle dolu bir ders devam ediyor. Söyle bakalım, dünyada nakit paranın kullanılmadığı tek ülke neresi? Ödemiş. Ülke. Çek Cumhuriyeti. Ödemiş'ten geldik nereye? Büyük Menderes'e, Büyük Menderes'ten içeriye doğru girdikçe Söke, Koçarlı, Aydın, Nazilli, Saraköy. Yuvarlak çevresini alın. Aydın ve incir diyelim. Evet, incir. İncir. Bu arada Saraköy, şimdiden telaffuz etmiş olalım. Kulak dolgunluğu olsun. Denizli Saraköy'de sıcak sudan elektrik elde ediyor. Bunun adı hidro mu, jeotermal mi? Jeotermal. Buhardan, sıcak sudan elektrik jeotermal oluyor. Denizli Saraköy'de böyle telaffuz edeceğiz. Enerji kaynakları konusunda isimlerini şimdiden duymuş olun. Anlaştık mı? Türkiye'nin tektonik havalarının kendisi de karşımıza çıktı. Aynı zamanda bunlar maalesef depremin ve kaplıcalarında olduğu alanlar. Aynı zamanda içeride insanlar için yaşam alanı, tarım alanı mantığıyla da karşımıza çıkar. Hep Anadolu'nun dağlık olduğundan bahsediyorum. Ve Türkiye'nin dağları doğu batı yönüne uzanır diyorum. Kuzey güney yönlü yol yapmak zor diyorum. Peki yollar genellikle nasıl gelişiyor Türkiye'de? Bu ovaların olduğu yerden. Doğu batı yönü gelişiyor işte. Ve Türkiye'nin ulaşım ağlarını anlatırken böyle çizgiler göreceksiniz. Bu çizgiler gelişigüzel çizilmiş çizgiler değil, ovalardan geçen alanlar. Mantı anladık mı? Önemli dedik, değerli dedik. Ovalarla ilgili hikayeyi de bu şekilde netale getirmiş oluyoruz. Bir toparlayalım, siz de bana söyleyin ama. Volkanik ovalar için nereye bakalım? Karadeniz, Akdeniz mi, Doğu İç Anadolu mu? Karstik ovalar için neredeyiz? Adana mı, Antalya mı? Isparta, Burdur, Muğla'yı unutmayın. Bunları kodlarsanız içerideki her ova tektoniktir diyebilir miyim? Deprem var, kaplıca var diyebilir miyim? İçeride ulaşım alanları, tarım alanları, yaşam alanları diyebilir miyim? Derim. Peki, kıyıdaki ovaların kendisi delta mantığıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi bana söyler misiniz acaba? Önemli bunlar. Yeşilırmak hangi deltayı yapmış? Çarşamba, Kızılırmak, Bafra, Sakarya için ne diyoruz? Karasu, Meriç'te hangi tarım ürünü var? Pirinç, Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes'in katkılarıyla Türkiye'den fazla delta nerede? Ege, en büyük delta hangisi? Hemen yanında kim var? Silifke, kim yapmış? Nereyi sulamış? Nasıl? Mavi Tünel'in katkılarıyla. Yeşilırmak için çekim yapıyoruz. Yoldan geçen arkadaşlardan bir tanesi beni televizyoncu zannedip yanıma geldi. Şarkı söyleyebilir miyim dedi. Ben de olur dedim. Muhteşem bir anonstan sonraki benim anons çok efsane. Harika bir şarkı dinlemeye hazır mısınız? Videolarımda
Top 10'da 1 numaradaki videoyu izleyeceksiniz. Çok değerli. Tabii ki kardeşimden izin aldığımız için, yani video dersler için video çekiyoruz mantığıyla anlattığımız için böyle rahat rahat gösteriyorum. Muhteşem bir şarkı ama benim anonsa dikkat. Evet, Ahmet Firar'da programın devamında asker arkadaşlarla birlikteyiz ve güzel sesli bir arkadaş bulduk. Amasya için güzel bir hatıra olacak. Neydi hocam? Hasan Tamar Şanlıurfa. Evet, Urfa'dan güzel bir arkadaşımız. Hangi türküyü canlandıracaksınız bize? Duralım. Hangi türküyü canlandıracaksınız? TRT izleyen adamın sonu. Devam. Urfalı güzel yarım. Urfalı güzel yarım. Urfalı güzel yarımla sizleri baş başa bırakıyoruz. Buyurun. Duralım. Şemsiyeyi de aldım gidiyorum. Sanata sanatçıya hiç saygı yok. Kardeşim yağmurun altında bırakmışım. Sonradan fark ediyorum tabii ki. Devam. Bir gördüm aşık oldum. Gözlerine vuruldum. Alem ne dese desin, kız ben sana vuruldum. Her şey çok güzel. Sadece şarkıyı bana bakarak söylüyor. Onun da mantığını çözdüm. Pembe şemsiye, kırmızı mont, sakal yok. Adam asker. Bunların hepsini bir yere toplayınca vatana canımız feda. Ayrı konu. Ama ses çok güzel değil mi kardeşimin? Dinleyelim. Bir gördüm aşık oldum. Gözlerine vuruldum. Alem ne dese desin, kız ben sana vuruldum. Of aman aman. Urfalı güzel yârim, İnan sana hayranım. Uğrun affeda olsun, varlığında bu canım. Urfalı güzel yârim, İnan sana hayranım, uğruna feda olsun, varlığında bu canım. Of aman aman. Evler tetirbeli, ceylan gözlü sürmeli. Dünya güzel olsan da şanlı Urfa dilberi. Evler tetirbeli, ceylan gözlü sürmeli. Dünya güzel olsan da şanlı Urfa dilberi. Of aman aman. Böyle bitmeyen şarkı nakaratlarda devam ediyor. Bu videoyu çektik tabii, sonra kardeşime söyledim. Ses çok güzel bu arada, değil mi? Değil mi? Kardeşime bir alkış alalım o zaman. Sonra vedalaştık, ayrıldık. Ben bundan yıllar sonra Urfa'ya gidiyorum. Urfa'da çok sevgili kardeşim var, Zeynep Öksüz. Zaten her yıl oraya mutlaka seminere gideriz, uzman akademiye. Neyse, semineri yapıyoruz. Semineri yaparken buraya geldim, videoyu izlettim. Videoyu izlettikten sonra salondaki arkadaşlardan bir tanesi, bunun amcasının oğlu çıkıyor, Hasan amcasının oğlu çıkıyor diyelim. Ve bana haber vermeden gidiyorlar, Hasan'ı buluyorlar. Ondan sonra getiriyorlar. Ben dersi anlatmaya devam ediyorum tabii ki. Baktım arka taraftan yanık bu türkü sesi geliyor. Dedim ben bu sesi bir yerden tanıyorum. Acaba nereden? İkinci buluşmaya hazır mısınız? O geliyor. Evet, kendisiyle şu anda Facebook'ta çok seviyeli bir arkadaşlığımız var. Beni Dalaman esprisinden sonra çıkaran hocamın yerine Hasan Tamer kardeşimi aldım. Gayet de güzel bir şekilde iletişimimize devam ediyoruz. Aynen. Nasıl, sesi güzel mi? Beğendiniz mi? Yine size bakarak söylüyorum. Tabii tabii, aynen öyle. Kardeşim kesinlikle öyle. Evet, Amasya'dan da böyle güzel bir hatıramız vardı. Ovalarla ilgili kısmı da bu şekilde net hale getirmiş oluyoruz. Ben şu ana kadar yer şekilleri için nelerden bahsettim? Türkiye'nin dağları, akarsuları, platoları, ovalarını net hale getirdik. Artık sonlara doğru gidiyoruz. Ne yapacağız?
göllerimiz kaldı. Sonra doğal afetlere bakacağız, topraklarımıza bakacağız. Aşındırma, biriktirme şekilleriyle birlikte bu kısmı tamamen bağlayacağız. Şu ana kadar anlattığım alanlarla ilgili var mı herhangi bir problem? Anlaşılmayan bir şey var mı? Unutmayın. Unutturmayacağız. Ama lütfen siz de unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Var mı soru? O zaman devam.